Merhaba Medyascope TV izleyenleri, Alternatif Ekonomi programına hoş geldiniz. Programa başlamadan şöyle bir alıntıyla başlamak istiyorum ben. İnternet temel hak ve özgürlük olarak görüyoruz. Teknolojinin gerisinde kalmış anlayışlar ve yasalar yüzünden zaman zaman yasa dışı sayılan bu temel insan hakkının özgürleştirilmesi için çalışıyoruz diye devam ediyor Korsan Parti Hareketi'nin sitesindeki bu yazı. Biz de bugün bu programda geriye kalmış anlayışların yasakladığı internet ve onun yarattığı alternatif yolları konuşacağız. Konuğumuz Korsan Parti Hareketi'nden Mehmet Şafak Sarı. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Korsan Parti nedir? Ne için mücadele ediyor? Kendini nerede konumlandırıyor? Bunları sizden duyarak başlamak isteriz. Genelde biz bütün çalışmalarımızda da, gittiğimiz yerlerde de, eğitimlerde de, sempozyumlarda da ya da kendi aramızda sohbet ederken de büyük anlattığımız Korsan Parti Hareketi dört başlıkta toplamaya çalışıyoruz. Bu başlıklardan biri bizce en önemli olan süreç aslında Korsan Parti'nin ve Korsan kültürünün oluşması süreci. Bunu biz Pride by davasıyla anlatıyoruz. Türkiye'de pek çok gündeme gelmedi. Lakin bundan 10 sene olacak neredeyse. Aslında bu Korsan Parti ya da Korsan kültürü dediğimiz hikayenin doğuşu. Ben genelde öncelikle şu cümlelerle başlıyorum ya da genelde bu cümlelerle başlıyoruz. Neden paylaşıyoruz? Aslında bu kritik olan. Yani özellikle her şeyin telifendiği, patentlendiği ya da bir şekilde bir satılacak bir şeye, metaya dönüştürüldüğü günümüzde biz neden aslında eskiden paylaşıyorduk? Günümüzde hala bir paylaşma dürtümüz var. Ama neden paylaşır? Çocukluğumuzdan beri. Kültür, bilgi ve teknolojinin esasen paylaşarak geliştiğini biliyoruz. Özellikle bu son 100 yıl içerisinde kültür, bilgi, teknoloji her şey paylaşarak gelişti. Fakat sonra birileri bu paylaşılan bir şeyleri kendilerine mal edip bu işten korkunç paralar kazanmaya başladılar. Ama yine geriye dönelim, paylaşmak isteyen en erdemli davranışlarından biri. Bu yüzden bu erdeme sahip çıkma hareketi esasen Korsan Parti Hareketi. Biraz daha geriye dönersek de çok basit bir şekilde bu Pride by davasından sonra onu da kısaca açayım. 2006'da telif hakkıyla korunan eserlerin korsan olarak dağıtılması üzerine bir torrent sitesine dava açıldı. Bu torrent sitesi Pride by'de ismi, yani Korsan Körfezi anlamına gelen bir siteydi. Ve dünyadaki bütün bilgiyi torrent sunucuları üzerinden insanların birbiriyle paylaşabileceği bir liman haline getirmişti. O yüzden zaten Korsan Körfezi'ydi. Yani bunu sembolleştirirsek geminizle o körfeze yanaşıyordunuz, istediğiniz bilgiyi alıyordunuz ve gidiyordunuz. Ve bunu alırken de verirken de kimseye zorba ve baskılık yapılmıyordu aslında. Bu belge ve bilgilerin içerisinde yemek tarifleri de vardı, müzik eserleri de vardı, filmler de vardı ya da kullanıcıların herhangi bir aralarında paylaştığı herhangi bir şeyler de vardı. Fakat bu tören sunucularından telifli içerikler geçiriliyor diye dünyanın en büyük şirketleri ciddi davalar açmaya başladı. Pride by davası şeydi, hani fikrin mülkiyeti var mıdır yok mudur davasına dönmüştü kamuoyunda. Aynen. Zaten hikaye de burada oluyor. Sony, Universal, Warner Bros, MGM, Columbia, Blizzard, Sierra, Emmy, Activision, dünyanın en büyük film, müzik ve oyun şirketleri bu sunucular üzerinden biz denetleyemiyoruz, bir şeyler paylaşıyorlar, indiriyorlar ve kullanıyorlar diyerek bu sunucuların derhal kapatılmasını ve zararların ödenmesini istediler. Bu zarar yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar dolara yakın bir para istediler Pride by'yi üretenlerden. Yani bu sunucuları kamuoyunda açan, kullandıran kişilerden. Bakın 4 milyar dolardan bahsediyoruz birkaç sene içerisinde. Demek ki karşıladıkları, istedikleri zarar 4 milyar dolar insanlıktan aldıkları ve bu insanlıktan aldıkları para büyük bir çoğunlukla kitaplardan ve filmlerden oluşuyor.
telif hakları konusu ve emek konusuna zaten sonradan değineceğim. Ama bu dava süreci dediğiniz gibi kamuoyunda ciddi bir karşılığı buldu ve o sırada da İsveç Korsan Partisi bir parti kurulmuştu. Tam da bu dava sürecine müdahil oldular, sokak protestolarına katıldılar ve bir anda İsveç'te ciddi bir kamuoyunda ciddi bir karşılık buldular ve meclise girdiler. Pirat Partiet diye bir İsveç Korsan Partisi var. Üç politika üzerinde görünür oldular. Telif haklarını günümüze göre daha adil bir şekilde tekrar düzenlenmesini istediler. Daha düzgün işleyen bir patent sistemi istediler. İnternette kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasını istediler. Çünkü ben size dosya paylaşırken o dosyanın içinde ne olup ne bittiğini kimsenin bakmaya hakkı yok esasen. Şimdi ben size masanın altından bir şey paylaşsam, devlet de o anda ne paylaştığını hani görmek istiyorum ya da şirket ne paylaştığını görmek istiyorum dediği an sizin kişisel mahremiyetinize müdahale etmiş oluruz. Bütün sunucuların trafiğinin görülmesini istediler büyük şirketler. Çünkü benim filmim paylaşılıyor dediler ama burada bir ikilik doğdu. Yahu ben ne paylaştığımı sana göstermek zorunda mıyım? Ama dedi ki telifli içerik var, emek hırsızlığı oluyor. Ama ben oradan belki ismi Herkül olan bir dosya paylaşıyorum ama bunun içerisine belki sadece bir makale paylaşıyorum kendimle ilgili. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? O zaman internet trafiğini kontrol etmemiz lazım, müdahale etmemiz lazım dediler. Burada bir ikilik doğdu. Aslında internetin temel motivasyonu paylaşma üzerineydi ve bu paylaşma sürecinin hepsine müdahale olacak bir hukuki sistem yaratmışlardı. Bu iki hem paylaşmanın özgürlüğü hem de bu paylaşımın şeklinin denetimi üzerinde çıkan ikilikten zaten yeni bir sıkıntı doğmaya başladı. Günümüzde hala bu devam ediyor. Bu sırada işte Dünya Korsan Partisi dünyada korsan partiler oluşmaya başladı İsveç'te olduktan sonra. İsveç'te ayrıca Avrupa Parlamentosu'na da bir vekil yolladı Korsan Parti. Bu politikalar halk karşılığında, halkta bir karşılık buldu. Ondan sonra Pirat Parti International kuruldu. Yani bu korsan partilerin en çatı, uluslararası birliği denilebilir, internasyonel de denilebilir. Sonra Almanya'da Korsan Parti meclise girdi. Berlin'de %15 oy aldı yerel seçimlerde. İzlanda'da %5 ile meclise 3 vekil yolladı 2013'te. 2013'te Çek Cumhuriyeti'nde bir tane senato üyesi seçtirdi Korsan Parti. 2014'te Avrupa Parlamentosu'na yine bir vekil verildi. 2016'da İzlanda 10 tane vekille girdi ki kamuoyu anketlerinde birinci parti olarak gözüküyordu. İzlanda'da mesela şeffaflık ilkesi gereği bütün devlet arşivlerinin halka açılmasını ve vatandaşın bireysel olarak kanun teklifi bile meclise verebilme haklarını istiyordu. Ayrıca Edward Snowden'ın mülteci durumunun İzlanda'da vatandaşlık durumuna dönüştürmesini istiyorlardı. Ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti istiyorlardı. Aslında ana akım partilerin ya da işte genel olarak birçok kalıplaşmış ve gelenekselleşmiş partilerin pek de değinmek istemediği ya da pek de bu alanda kamucu politika üretmediği alanlarda ciddi anlamda kamusal politika üretmeye başlamıştı. Bunun karşılığı mecliste ana muhalefet düzeyine gelmesini sağladı. Hollanda'da ve Almanya'da etkili seçim çalışmaları oldu. 2017'de yani önümüzdeki bir hafta bir hafta önce de Çekya'da kıl payı 3. parti oldular. Yine şeffaflık gözetim anlayışlarına karşı çıktıkları için ve 22 vekille şu anda Çek Cumhuriyeti'nde, yeni adı Çekya, mecliste varlıklarını sürdürüyorlar. Korsan partiler 7 konuda politika yapıyor. İnsan hakları, gözetim, şeffaflık, bilgi özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, özgür yazılım ve telif hakları üzerine ana politikalarını üretiyorlar. Ve bu politikalar şu anda can alıcı bir anlamda bütün toplumu ilgilendiren konular. Hatırlıyorsunuz Diyarbakır'da 9 gün internet kesintisi, bölgesel evet. internet kesintisi yapıldı. Sağlık hizmetleri işlemedi, uçak biletleri bile kesilemedi. En temel sağlık cihazlarının çalışmadığından dolayı ciddi sağlık problemleri oluştu. Okullara çocuklar gidemedi falan. Böylesine aslında kritik bir şey artık dijital dediğimiz mesele. Tam bu noktada peki Türkiye'deki durum nedir? Yani Korsan Parti mesela seçimlerde yoktu, evet. bir önceki seçimlerde. Veya da yasal olarak bir siyasi parti başvurusunda bulundunuz mu? Başvurmadık.
Ama böyle bir talep gelirse hareketin içerisinden, yani böyle bir istek gelirse zaten kendi kendine oluşacak bir şey bu. Çünkü Korsan Parti Hareketi uluslararası anlamda da örneklerine bakarsak da Türkiye'de de mümkün olduğunca doğrudan demokrasi biçimlerini çalıştırmaya çalışıyor. Yani bütün alınan kararlar ya da konuşulacak meseleler agorada, bir agorada, yani biz bir iletişim ağı kullanıyoruz. Buraya konu atılıyor. Burada tartışılıyor. Bundan sonra da bir karar alınma süreci yaşanıyor. Bu karar alınma sürecinde de biz mümkün olduğunca doğrudan demokratik yöntemleri izlemeye çalışıyoruz. Eğer bu topluluk derse ki ya biz parti kuralım arkadaşlar, böyle bir ihtiyaç var, kurulabilir. Hani ben açıkçası şu anda siyasal parti kurulsun isteğim yok esasen. Daha çok bu politikaların kurumsallaşmasını, sadece siyasal anlamda değil, sosyal anlamda, sivil toplum anlamında, aynı zamanda da çalıştığımız kurumlarda da, sendika ve dernek faaliyetinde de öncelikle bu politikaların kurumsallaşmasını istiyoruz. Ki kendiliğinden zaten böyle bir siyasi talep çıkarsa da Korsan Parti siyasi parti statüsüne gelebilir. Çünkü biliyorsunuz çok kolay, 30 kişi bir dilekçe veriyorsunuz, bir ofis tutuyorsunuz, siyasal parti kurabiliyorsunuz. Ama ismimizden dolayı belki o hal döneminde bizi beğenmeyebilirler. Ne yapıyor bunlar diyebilirler, onu bilemem. Ya tam da isim noktası deyince, hani Korsan Parti deyince akla aslında şey geliyor ilk başta, hani daha çok böyle tırnak içinde hackerlık gibi bir şey geliyor. Evet. Yani bir de bilişimle de ilgilenince. Evet. Ama sizin anlattığınızda tam tersi, açık olsun. Yani bilgiye erişim, internetin açık olması, erişebilmemiz oluyor. Çok radikal demokrasi deneyimleri aslında. Hani alışılagelmiş demokrasi deneyimlerinden çok farklı. Hani evet. Doğrudan demokrasi. Mesela bu Korsan Parti'nin hikayesini anlatırken şeyi geçmeden eksik geçmemek lazım. İşte bu aslında özgür yazılım ve özgür toplum ilkesi Korsan Partilerinde de, özgür yazılım topluluklarında da çok önemli bir ilke. Biz mesela bir yemek yaptığımızda bu yemeğin bir kaynak kodu vardır aslında. Bugün yazılımlarda kaynak kod var. O yemeğin de bir tarifi vardır. Ne kadar tuz koyulacak? Ne kadar pirinç, mesela pilav yapıyor. Ne kadar pilav, pirinç konulacak? Onun üstüne ne kadar su konacak? Tuzu, karabiberi bilmem ne. Bir de bu tarifi birine verirsiniz. Aslında bu kopyalarsınız. Yani dersiniz pilav böyle yapılıyor arkadaşım, bak aha gel yapalım dersiniz. Pilav çömleğe koyarsınız, anlatırsınız, yapar. Bir de ayrıca bunu değiştirme hakkı vardır aslında. Şimdi ben pilav tarifini size verdim. Siz öğrendiniz. Artık size pilav yapabiliyorsunuz. Ama başka bir arkadaşımız der ki ya bu pilava bir de yaş üzüm katalım, daha lezzetli oluyor. Ya da işte başka bir şey katalım, tereyağlı yapalım diyor. Bu da aslında o şeyi değiştirme hakkınızdır. Yemeği değiştirme hakkınızdır. Bir de bu yemeği yapıp insanları mümkün olduğunca ya en az maliyetli ya da cidden bu fonlanabiliyorsa, yani o topluluktan bunun masrafı çıkartabiliyorsa o yemeği dağıtma. Bu insanlar o yemeği yiyip de ya ben de bu yemeği yapabilirim desin diye bunun üzerine fikir geliştirme meselesi, özgür yazılım dediğimiz aslında mesele. Çok iyi oldu. Bu işte kaynak kodunu açma ya da kaynak kodunu paylaşma, değiştirme ve dağıtma özgürlüğünden bahsediyoruz aslında özgür yazılım deyince. Peki bu nereden çıktı? Yine bir ihtiyaçtan dolayı çıktı. Richard Stallman diye bizim kimlerinin deli, kimlerinin peygamber dediği bir amcamız var. Bayağı sakallı makallı, benim gibi göbekli. Sağa sola gider, dolanır böyle. Özgür Yazılım Vakfı'nın kurucusu ve yöneticilerinden biridir. Yemek tariflerinin kara kutular içine yerleştirildiğini düşünüyor Richard Stallman. Hangi içerikleri kullandığımızı göremezsiniz ve değiştiremezsiniz ve arkadaşa bir kopyasını veremezsiniz. Bunun ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Yani yeni hayatta dijitalin, internetin mülkleştirildiği an ya da bununla ilişkin yazılımların, uygulamaların mülkleştirildiği an en temel insani haklarımızın bir anda birilerinin, o mülkiyete sahip olanların ya da bunu sadece kendinde tekel görenlerin ihtiyacı yönelik konumlandığını söylüyor. Halbuki biz eskiden böyle değildik diyor. Neden bugün böyleyiz? Bunu tartışıyor. Bir gün çalıştığı MIT'de çalışan bir kişi, aynı zaman o zaman öyleymiş, MIT'de bir yazıcıyı çalıştırmak istiyorlar fakat o yazıcıyı bir türlü çalıştıramıyorlar. Xerox firmasının bir yazıcısını alıyorlar. Bunun çalıştırmak için bir driver'ı, sürücüsü gerekiyor. Bugün de günümüzde bir tane CD gelir yazıcı aldığımız, onu bilgisayarınıza kurarsınız falan. Fakat o sürücü bir türlü çalışmıyor kendi bilgisayarlarının MIT'de. Bunlar da diyor ki ya Xerox'a, ya bize bu yazıcıyı nasıl çalıştırdığımıza ilişkin kaynak kodu var, bunu kapatmışsınız, bana bunu yollayın.
Ben kendi bilgisayarlarıma göre bu kaynak kodu derleyeyim, çalışır hale getireyim. Fakat Xerox'un cevabı şu oluyor, hayır diyor, fikri mülkiyete dahildir diyor. Biz bu kaynak kodu kimseyle paylaşmayız. Richard Stallman'ın bu duruma çok kızıyor. Ve kızdığı için de kendisi bütün işletim, bütün yazıcıları, printerları, her şeyi çalıştırabilecek, aynı zamanda da özgür bir şekilde insanların kullanabileceği bir işletim sistemi yapmamız lazım ki bu telif meseleleri büyümeden kapatmamız lazım diyor. Ve hakikaten de o gün öngörüsü, kara kabuslar bugün gerçekleşti. Hani birçok uygulamayı ve şeyi kesinlikle denetim dışı kullanıyoruz. Kendi kullanırken hani Facebook'un telefonumuza ne yaptığını bilmiyoruz. WhatsApp'ın ne yaptığını bilmiyoruz falan. O da diyor ki bundan sonra ben yazılım yapıyorsam, nasıl yemek tarifi paylaşıyorduk eskiden, ürettiğimiz yazılımları genel kamu lisansıyla lisanslayalım. Bu da 4 maddelik bir lisans. Temeli 4 madde olan. Özgürlük 0. İstediğiniz şekilde programı çalıştırabilme özgürlüğü. Özgürlük 1. Programı ihtiyaçlarınıza uygun şekilde değiştirebilme. Özgürlük 2. Kopyalarını dağıtarak komşunuza yardım etme. Özgürlük 3. Kendi topluluğunuzu oluşturup bu yazılımı geliştirme meselesi. Bu da çok önemli çünkü eğer genel kamu lisansı, yani GNU, GPL lisansı ile bir şey lisanslarsanız artık okulu kapatamazsınız. Çünkü özgürlük 3'ü yerine getiremezsiniz. Bu yüzden bir şey ürettiğiniz zaman muhakkak birilerinin paylaşıp dağıtıp değiştirebileceği bir şey gelmesi lazım. Ve böylece mülkleşemiyor yazılım. Bu yüzden önemliydi. Ve özgürüm yazılımı olmazsa ne olmaz, ne olur diye düşündüğümüzde kamu zararı oluşuyor. Türkiye'de düşünün, hani özgür yazılım olmayan Microsoft'un, Apple ürünlerini kullanıyoruz ve hepsi korkunç paralar. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Halbuki bu işleri daha iyi yapan özgür yazılımlar var. Dünyada birçok ülke kullanıyor. Büyük ülkeler kullanıyor. Çin kullanıyor, Almanya kullanıyor, Küba kullanıyor, Venezuela kullanıyor. Kendi yerel işletim sistemlerini kullanıyorlar ve özgür yazılım. Ama biz ne derse Microsoft'a para vermeyi çok seviyoruz. Ve Microsoft işletim sisteminde o çocuk bu sistemde neler oluyor diye bakamıyor. Ama özgür yazılımlarda bakabiliyorlar. Hikaye o. Bilgi özgürlüğü şöyle çok de bir durum değil mi? Yani mesela Windows'u yüklediğimiz zaman bilgisayarımda bir sürü dosya var aslında beraber. Yani bilmediğimiz, evet, etmediğimiz veya da yine en basitinden mobil uygulamalar yüklediğimizde işte rehbere izin istiyor. Evet. Fotoğraflarımıza, evet, izin istiyor falan. Aslında bunları aynı zamanda onlar da paylaşabiliyor, görebiliyor, evet, kopyalayabiliyor mu? Evet. Yani. Şöyle bir şey, tam da bahsetmek istediğim şeye geliyoruz aslında. Kişisel mahremiyet ve bilgi erişim özgürlüğü. Şimdi bir yazılım ya da bir yazılımda özgür yazılım, yani kamu lisansı yoksa ya da herhangi bir özgür yazılım lisansı yoksa o yazılım kesinlikle ne yaptığını bilmiyorsunuz. Kapalı kaynak kod. Size diyor ki ben şunu yapıyorum ama ne yapıyor bilmiyoruz. Şu anda Windows 10 yıllarca klavye hareketlerini izleyemiyordu. Artık yeni sisteminde de klavye hareketlerini bile izleyen yazılımlar var. Yani siz hatta Berat Albayrak maillerinde de böyle bir şey olduğu söylendi. Hani Retek'in klavye hareketlerini izleyerek aslında Berat Albayrak'ın maillerini hacklediği üzerine bir şey vardı, görüş vardı kamuoyunda. Bir kere bir yazılım kapalıysa, kapalı kaynak kodsa, yani o pilavın tarifini vermiyorlarsa bize, ne yediğinizi bilmiyorsunuz. İçine her şey katabilirler. Çok basit Facebook zincirleri. Yıllarca Çin tuzu kullananlar söylemediler. Çin tuzunun ya da diğer etken maddelerinin zararlı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde yazılımlarda da bu var. Hani vermiyor size kaynak kodunu. Ya kardeşim sen beni bununla izliyor musun? Fotoğrafımı çekiyorsun? Mikrofonuma eriştin? Kamerama eriştin? Donanımıma eriştin? Dosyalarıma eriştin? Bunlarla ne yapıyorsun dediğimizi, vallahi biz bir şey yapmıyoruz ama ne yaptım? Yani o kodları size vermem çünkü onlar benim özel fikri mülkiyet hakkımdır diyor. Yahu ben yatak odamda bile fotoğraf çekiyorum artık. Bunun ne fikri mülkiyet hakkı? Bu kodların ne döndürdüğünü görmek istiyorum. Hayır diyor. O zaman biz o yazılımları kullanmayacağız. Bu kadar basit. Bütün dünyada ifşa denilen, hani işte ünlülerin fotoğrafları ifşa oldu. Bilmem neyin maili hacklendi. Hikayelerin hepsi kapalı kaynak kodlu yazılımları kullanılmasından kaynaklı. Çünkü şirketin kendisi o kendi veri trafiğinde ya da işletim sisteminde uyguladığı yazılımları belki üçüncü şahıslara vermeyip kendi çıkarı için kullanıyor olsa bile, hani başka kişilere vermiyor olsa bile, her an başkası sizin o kullandığınız yazılımı hackleyip kötü niyetle kullanabilir bunları. Çünkü bu şirkete ne kadar güveniyoruz? Toplasanız dünyada 1000 çalışanı var belki ve kodlarını açmadığı için de ne yaptığını bilmiyoruz. Belki daha iyi, daha geliştirilebilir, daha güvenlikli bir sistem olacak ama kodları kapalı.
Ama özgür yazılımda böyle olmuyor işte. Özgür yazılımda binlerce, milyonlarca insan o yazılım hakkını, o hakkında ne olduğunu bilebiliyor. Çünkü kodları açık, görüyor, hatalı bir kod varsa düzeltiyor ve yeniden dolaşıma veriyor, dağıtıyor. Böylece sürekli özgür, güvenli ve sürekli güncellenen bir şey oluşuyor. Mesela bu kişisel mahremiyet meselesinin nereye geldiğini zaten çok net biliyoruz. Mesela ben genelde aynı örneği veriyorum ama mesela bu şarküteri reyonlarının arkasında şey vardır, aynalar vardır. Evet. Şarküteri reyonları dolu dolu gösterir zaten onlar. O şeylerin arkasında, aynaların arkasında birçok uluslararası firmanın, uluslararası alışveriş merkezlerinin arkasında kameralar var. Ve mimiklerinize kadar tespit ediyorlar. Mesela bakıyorsunuz, ha bu peyniri beğenmedim diyorsunuz, surat ekşitiyorsunuz. Orada onun kayda alındığı için ve o mimik hareketinin algoritması üzerinden ha bu peyniri neden beğenmedi, ambalajını mı beğenmedi, artık onu kullanmıyor mu, boykot mu ediyor falan diye türlü türlü analizler yaparak o ürünün Ar-Ge çalışmalarına aslında katkıda bulunmuş oluyorsun. Ama bunu biliyor muyuz bilmiyoruz. Ya da Google, Facebook, WhatsApp ya da gibi uygulamaları kullanırken bir kullanıcı sözleşmesi imzalıyoruz. Bunun içine bakıyor muyuz? Genellikle bakmıyoruz. Baksak da bir şey yazıyor. Diyor ki biz bunları size paylaşmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Ama yapıyorlar. Nereden yaptığını biliyoruz. İnternete girdiğimizde her yerden reklam çıkıyor. Hatta artık böyle işte mikrofonunuz açık olduğu için bir şey konuşuyorsunuz. Ertesi gün ya da ertesi günü bıraktım. Bir saat sonra o konuştuğunuzla ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. Verilerimizi izliyorlar. Datalarımızı analiz ediyorlar. Tasnif ediyorlar. Ve buna ilişkin bir hizmet sunduklarını söylüyorlar. Fakat bu hizmet bence hizmet değil. Bu bizzat bildiğiniz insanları röntgenlemektir. Ve biz bu röntgenleme sürecine nasıl dahil olduk? Hala algılayabilmiş değiliz. Çünkü bu teknolojiler 10 yıldır var. Ve hala bunun hukuki, etik, sosyal olarak tartışılmadı ve yeni yeni bu tip meseleler konuşulmaya başlıyor. Bilginin iktidar, bilgi iktidardır önermesini bilirsiniz şeyde George Orwell'ın 1984 kitabında ve diğer birçok distopyalarda gelecekte insanların korkunç panoptikonlarda yaşayacağı, işte herkesin izlendiği, dinlendiği, gözetim altında olduğu ve kesinlikle hareket, bağımsız düşüncenin ya da bağımsız hareketin olamadığı, tamamen büyük büyük bir biraderin izlediği dünyalardan bahsediliyorlar. Bugün onu yaşıyoruz. Bu noktada Demir Ökçe'de bahsedilen o direniş grubu gibi evet, bir şeyler de var. Özgür yazılım kullanan. Çünkü her baskı doğalında bir direniş oluşturur. Aslında korsan partilerinde, özgür yazılımlarında ya da diğer toplumsal muhalefetinde, mesela kapitalizm karşıtı hareketlerinde hepsinin odağında bu var. Bu kontrol edilemez. Tamamen şirketlerin ya da büyük baskıcı hükümetlerin devraldığı, izleme, dinleme, demokratik alanları işgal etme durumu doğalında bir zemin yaratıyor. Karşı bir muhalefet zemini yaratıyor. Bunun da nüvelerini belki korsan partilerle, belki sosyal demokrat, sosyalist partilerle görüyoruz aslında. Avrupa'da da dünyada da artık hem kapitalizme, hem veri kapitalizmine, hem serbest piyasa ekonomisine karşı ciddi ayaklanma nüveleri var aslında. Korsan partili bu sürecin içerisinde olan esasen, yani bu nüvelenmelerin belki de bir karşılığı olan bir hareket. Çünkü bakıyorsunuz Avrupa'da dijital gözetim meselesine ilişkin birileri siyasal propaganda yapıyor ve meclise giriyor. Hani daha derin sorunlar var belki de başkalarına göre. Ama bu meseleden dolayı eğer meclise girebiliyorsa korsan partiler, demek ki topluma buna yönelik bir ihtiyaç var. İnsanlar kişisel mahremiyetlerini ve internetteki varlıklarını korumaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada da Aaron Swartz'u anmak istiyorum özellikle bilgiye erişim konusunda. Yani biz bütün bilgilerimizi devlete ya da şirketlere çok rahat bir şekilde devrederken bu şirketler ve devletler bize kesinlikle bilgilerini vermiyorlar. En son Sayıştay raporunun neredeyse şu kadar bir şey olduğunu biliyoruz. Yani 10 sayfa, 15 sayfa. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç ödenekler, artan ödenekler. Ev ödevi gibi rapor çıkıyor ama. Ya aynen öyle. Yani bizim amiyane tabirle cük kadar, hani derler ya, bu kadarcık bir şey çıkıyor yani. Bu problemli. Yani biz bu kadar her şeyi veriyoruz, onlar niye bize vermiyorlar? Neden biz devletin verilerine ulaşamıyoruz? OHAL komisyonunda
15 Temmuz hikayesine ilişkin CHP'nin koyduğu şerri bile, komisyona şerri bile okuyamıyoruz. Yasak çünkü. Ya da çok basit haberlere erişemiyoruz. Yasak çünkü. Yani çünkü diyorlar ki devletin milli güvenliği gereği, şu gereği, bu gereği falan. Ya devletin milli güvenliği önemliyse bütün her şeyi açacaksın ki biz göreceğiz. Diyeceğiz vatandaş olarak. Bir milli güvenlik sorunu varsa her şeyi bilmeliyiz ki bunu çözelim. Her şeyi bilmediğimiz için FETÖ gibi örgütlenme 10 yıl boyunca devletin içerisinde her şeyi yaptı. Devlet hiç bu bilgileri vermedi. Bu yaşta seçilen yaş süreçlerini, işte ne bileyim raporları, istihbarat raporları bilemedik ve başımıza neler geldi görün. Ya da başka bir şey. Neyse. Yani sonuç olarak bilgi sadece bizden isteniyorsa onlardan da o bilgiyi almamız gerekiyor. Aaron Schwartz diye genç var. Artık ben bile ondan yaşlandım. Çünkü intihar ederek öldü. Bilgiye ulaşma özgürlüğünü ve bilginin serbest erişim üzerine politikalar yapıyordu. Ve amaç şuydu. Akademik bilgiler, bilimsel bilgiler, hukuki bilgiler halka kapatılamaz. Çünkü bir toplum gelişecekse bu bilgilerle gelişir. Ve bu hem de kapatılıp üzerine ücretle satılamaz. Çünkü ben bilimsel bilgi eğer bilimsel bir makaleye ücret veriyorsam orada bir sıkıntı var. Ben her anlamda, ekonomik anlamda her şeye erişemeyebilirim ben. Tunceli'de okuyan bir çocuk olabilirim. Ya da Afyon'da kerpiç evde yaşayan bir insan olabilirim. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağım? $5 mı vereceğim Amerika'daki bir kütüphaneye? Ya da Türkiye'deki TÜBİTAK'ın erişimine ulaşabilirim. Ücret mi vermem gerekiyor? Belki ben onu okuyup bilimsel motivasyon elde edeceğim. Kendi icadıma ya da kendi yapacağım bir şeye kaynak olarak kullanacağım. Geliştireceğim ama bilimsel veriler, akademik veriler, özellikle sağlık üzerine patent, sağlık üzerine ilaçlar, buluşlar kapatılması durumunda Aaron Schwartz karşı çıkıyordu ve gerilla açık erişim manifestosu yayınlamıştı. Bilgi güçtür fakat her zaman olduğu gibi bu gücü kendi saklamak isteyenler var demişti. Ve böylece Pacer diye bir sistem var Amerika'da, RESIP diye tersi oluşturan bir isimle 18 milyon hukuk metnini Amerika'da açık erişime sundu. Bunu cidden bir korsanlık yaptı, veri tabanına ulaştı, veri tabanından halka sundu ücretsiz olarak. Yanılmıyorsam Pirate Bay'in başına gelenler Schwartz'un da başına gelmişti. Aynen, mesela bu JSTORE diye de aynı zamanda bir sistem oluşturdu. Ve bu süreçte bütün bilgileri, ayrıca bu Aaron Schwartz RLS'in kurucusudur, kurucu ekibindedir, internetin öz evladındır. Şu anda telefonlarımızdan, internetten kullandığımız her şeyi ne varsa bir şekilde bulaşmış 16 yaşından itibaren ve bütün protokolleri, şu anda kullandığım tüm yazılımları mutlaka parmağı olan bir genç insanındır. Fakat bilgiyi özgür erişim açtığı için FBI tarafından, çeşitli kurumlar tarafından korkunç baskılara maruz kaldı, hapishaneye yatırıldı. 10 milyonlarca dolarlık davalarla boğuşmak zorunda kaldı ve en sonunda dayanamayarak intihar etti. Modern bir Promete yani. Bilgi. Gibi. Yani çünkü sonması şuydu. Bilgi özgür olmalı. Yani bundan daha basit bir şey olabilir mi? Hani insanlık tarihi için biz tarihimiz boyunca bilgiyle, bilgiyi kendi başkalarına devrederek bu noktaya geldik. Ama bugün birileri bu bilgiyi kapatmaya çalışıyor ya da kendi çıkarına kullanmaya çalışıyor. Buna karşı mücadele ediyordu. İşte tam olarak korsan partileri bu dört ayakta. Richard Stallman'ın özgür yazılımı, Aaron Schwartz'un bilgi özgürlüğü, Edward Snowden'ın mahremiyet ifşaları üzerinden ve Pride by davasında ki özgür bir şekilde her şeyimizi paylaşabilecek organları yaratmamız üzerine kurulmuştu. Sonrasında bu kişisel verilerin, mahremiyetin ve bilgiye erişim hakları tabii doğalında tüm dünyada artık konuşulan, tartışılan bir hale gelmeye başladı. Özellikle günümüzde. Ben de şöyle bir sorum vardı. Şimdi hayatımızın her alanına eklemlenmiş bir internet ve elektrik hatlarından, yani kablolu elektriklerden bahsediyoruz. Şimdi neden hala sansür görüyor ve bu özellikle Türkiye'de bu internet yasaklanamayacağını öngördüğümüz internet yasakları nereye kadar devam edebilir? Örneğin hala Wikipedia gibi bir ansiklopedinin kapalılığı garabetiyle uğraşıyoruz. Aynen. İnternette bir şey yasaklayamazsınız aslında. Çünkü internet tek bir çeşmeden akan bir şey değil. Yani milyonlarca bilgisayarın, belki milyarlarca bilgisayarın, milyonlarca sunucunun ortak birlikteliği. Sağ olsun World Wide Web'i, yani internet protokolünü bizim gibi yani
daha doğrusu bizim gibi demeyeyim yani hakikaten insan gibi düşünen biri demiş ki ya bu internet protokolü herkes tarafından kullanılacak. E madem özel mülk olmasın, kamunun olsun demiş de bugün biz internete bağlandık. Yani o HTTP, www diye giden sayfaya bağlanma sürecinin bile paralı yapmaya çalışanlar vardı. Baskı da olmuş ona ama o kabul etmemiş. Ücretsiz bir şekilde şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ben hala mesela eskiden hayratlar vardı sokakta, giderdik bir bardak su içerdik. Her şeyin piyasalaşması böyle korkunç bir şey. Şimdi sokakta hayrat görebilen var mı? Yok. Yok. Neden yok? Ya bu insanın sokakta su içmesi kadar normal bir şey olabilir mi? Ya bu kamu hizmeti olması lazım. Su, yemek yemek, ne bileyim bir yere ulaşmak falan, bunların hepsi kamu hizmeti olması lazım. Zaten biz bunlar için vergi veriyorduk. Ama nedense bunları unuttuk. Artık sokakta su içemiyoruz. Yani devlet bize su bile veremiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Para vermek zorundayız. Su gibi, hava gibi, en temel haklar gibi internet de aslında temel bir hak. Çünkü artık her şeyimizi oradan yapıyoruz. Şu anda interneti kapattığınız an başımıza neler gelebileceğini düşünün. Elektrik çalışmaz. Nükleer santraller bile bazısı 3 yıl, bazısı 5 yıl çalışabiliyor. Yani onun çalışması yönelik kodları, bildirimleri yapamazsınız. Hastanelerde hiçbir diyaliz makinesi doğru düzgün çalışmaz. Birçok sağlık cihazı çalışmaz. Eğitim kurumlarındaki bütün işleyiş bir anda biter. Ben görüyorum bazen kamu kurumları, avukatlar bile UYAP'a bağlanıyorlar. UYAP olmasa kesinlikle bu şey, her şey dijitalleşti. Ve internet yoksa hiçbir şey yapamıyoruz. Ama nedense bu internete erişim sürecinde sürekli bir mülkleştirme durumu var. Bir yerlerinden tutuyorlar, mülkleştiriyorlar. Ya da bu mülke denetleme hakkına sahip olan bizim yasalarımızda seçilen kurumlar bunları istedikleri an engelleyebileceği, sansürleyebileceği bir şey hale getiriyorlar. Seninle program öncesinde de konuşmuştuk. HES'ler gibi. Yüzyıllardır akan dereleri birilerinin mülkiyetine devredip oradaki doğal yaşamı, süreci tamamen mülkleştirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde bunu internete de yapmaya çalışıyorlar. Çeşitli protokollerle, çeşitli yasalarla. Ama internet nasıl o akan dereler doğalsa ve sonsuza kadar akması gerekiyorsa doğal haliyle, internet de aynı şekilde bir kamu malıysa kamu tarafından denetlenip yönetilmesi lazım. Buradaki kamudan kasıt devletten bahsetmiyorum. Bizzat gerçekten kamunun kendisinden bahsediyorum. Ve internet mülkleştirildiği an derelerimizin, ormanlarımızın mülkleştirilmesi gibi bir şey olur. Çünkü artık internette doğal hayatın, hayatın olan akışının bir parçası haline gelmiş durumda. Ve bu kadar karmaşık bir yapıyı sansürlemeye çalışırsanız birileri arka kapı bulacaktır. Bizim gibi. Eskiden DNS bilen mi vardı? Şimdi herkes DNS'i biliyor. DNS de artık bildiği için artık DNS engellemesi yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Direkt IP üzerinden ya da çeşitli internet lokasyonunu engellemeler yapıyorlar. Ona da çözüm var. Yani insanlar artık hemen hemen herkes VPN kullanmaya başladı. Ya da internete çıkışını farklı ülkelerden yapıyor. Yani bunu engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Fakat şöyle bir algı oluşur. Bir şeyi yasakladığınız zaman ana akımdan yok oluyor. Yani toplumun genel olarak kullandığı şeyden uzaklaşılıyor. Yani Wikipedia örneği gibi. Yani Wikipedia yasak mı? Aslında değil. Wikipedia engellendi. Hep yasaklandı diyoruz. Aslında Wikipedia engellendi. Yasaklanamaz. İnternet hiçbir şey yasaklanamaz. Bunu onlar da biliyorlar. Yasaklayıcı kurumlar da. Kültürünü oraya ekledi. Evet, engellendi. Engeli aşmamız gerekiyor. Buradaki engel ne? Dünyanın en büyük ansiklopedisini kapatmak, kitap yakmakla aynı şey eşdeğerdir aslında. Biz bunu açıklamasını yapmıştık korsanparti.com üzerinden. Yani nasyonel sosyalizmin bile, yani nazizmin bile, Hitler'in o dönemde bütün kitapları yakmasının sebebi bilgiye ulaşılmasını engellemekti. Esasen bu da Wikipedia'yı kapatmak da buna eşdeğer bir şey. Çünkü Wikipedia'yı kapatırsanız dünyanın en büyük ansiklopedisini kapatmış olursunuz. Wikipedia özgür yazılım ve özgür toplum mantığıyla hareket eden bir şeydir. Wikipedia bir köy hayratıdır yani. Aynen, zaten köy çeşmesi diye bir şey de vardır. Bazen böyle köy çeşmesine gidersiniz, orada maddelere bakarsınız falan. Herkesin özgür iradesiyle, bilimsel verilerle donatmaya çalıştığı bir açık bir ansiklopedi. Ve bu ansiklopediyi kapatıyorlar. Neden? Bir iki tane madde var, yani Türkiye'nin milli güvenliğini bozan, bir tehdit eden bir madde var diyorlar ve onu kaldırılacak. Yahu milyonlarca insanın içerik ürettiği bir şey. Yani hadi kaldırdın diyelim, birisi bir saat sonra kalmaz yine koyar.
Yani o belge doğruysa ya da gerçekse ya da değilse neyse ne. Ama topluluk tarafından, dünyadaki milyonlarca insan tarafından kabul edilmiş bir şeyse onu yasaklasanız ne olur ki? İşte Wikileaks belgeleri, işte Berat Albayrak'a mailleri üzerinden birçok insan hala yargılaması devam ediyor. Bu belgelerin içinde ne olduğunu araştıran gazetecilerin çoğu içeride. Ama bütün dünya biliyor, Wikileaks açık. Şu anda da açık, girebilirsiniz. Bütün dünyanın bildiği şeyi yani kimden saklıyoruz? Ki yayınlanmış belgeler üzerinden. Yani herkes girebilir. Şu anda size telefonunuza girebilirsiniz. Bu yayını izleyenler de girebilir. Belki Wikileaks Ork'tan üzerinden giremez ama internette hani tek bir giriş yöntemi yoktur. Her yerden girebilirsiniz. Aslında şöyle bir mantık, katılır mısın bilmiyorum da. Hani eskiden Muzır Neşriyat diye bir mantık evet. vardı. Şimdi Muzır Neşriyatı mantık değişmese de revize ettiler ve Muzır internet diye bir şey koydular. Ve Türkiye'de de en azından dünyada olduğu gibi bu yasakları, engellemeleri delmek için demokrasinin bilinen formundan çok daha radikal adımlar atmak gerekiyor. Hı hı. Senin dediğin kadarıyla. Hani özgür yazılımların propagandasını yapmak mı olur? Ya tabii şimdi biz genelde özgür yazılım dememizin sebebi şu. Özgür yazılımda tamamen ne olduğunu, ne bittiğini, ne yapılacağını her şeyi görebiliyorsunuz. Yani demin de bahsettim. Ben size yemek tarifini veriyorum ve bunun tüm süreçlerini biliyorsunuz. Ama özgür olmayan yazılımlarda başımıza bir sürü bela geliyor. Bunu da bizzat deneyimledik. Hala da deneyimliyoruz. O yüzden özgür yazılımlar bizim kişisel haklarımıza, hatta onurumuza sahip çıkan yazılımlar. Çünkü bilgilerimizi birilerine satmıyorlar. Bilgilerimizi birilerine, üçüncü şahıslara devretmiyorlar. Bilgilerimizi sonsuza kadar saklanabilecek sunuculara hapsetmiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biz şu 10-15 yılda yaşadığımız şeylerin farkında değiliz. Annesinin babasının bebeklik fotoğrafını paylaştığı için annesine babasına dava açan çocuklar var günümüzde 10-15 yıllık süreçte. Düşünebiliyor musunuz? Kişisel malumiyet o kadar korkunç bir noktaya gelmiş ki. Yani 5 sene önce Facebook'a yazdığımız etleri silmeye çalışıyoruz. Çünkü hayat değişiyor, görüşler değişiyor. Belki 10 sene önce yaşadığınız bir şey göstermek istemiyorsunuz. İşte unutulma hakkı denen bir şey var. İnsanlar hukuki olarak sağa sola başvuruyorlar. Dijital varlıklarını silmeye çalışıyorlar falan. Mesele korkunç bir hale geldi. Bu yüzden özgür yazılımları kullanmamız lazım. Bunlardan en basit örneği aslında şu an internet sunucularının dünyanın %80'i özgür yazılımlarla internete bağlanıyor. Farkında değiliz. O %20'lik payla sıkıntı yaşıyoruz. O da işte genellikle Microsoft bazlı sunucular. Mesela Facebook kullanıyoruz. Aslında keşke kullanmasak. Mümkün olduğunca Facebook uygulamalarında özgür yazılımları tercih edelim. Eğer birileri yazabildiyse. Yazamadıysa da en azından Facebook'a bilgilerimizi mümkün olunca vermemeye çalışalım. Çünkü Facebook bilgilerimizi veriyor. İsteğim veriyor. Diyor ki bu adam milli güvenliği tehdit diyor. Veriyor bilgileri. Hiç aksatmıyor. Hatta çok da gönüllü. Yani bu konuda. Vermeye gönüllü. Şey de soracağım. Şimdi bu özgür yazılımlarla ilgili Türkiye'de çalışan grupları son önce şöyle bir şey de sormak istiyorum. İnternetin yerli ve millisi var mıdır? Çünkü dün yani diye bir... Tabii yok. İnternet evrenseldir. İşte zaten emek de evrenseldir, internet de evrenseldir. Ve internet bu evrensel emek üzerinden ilerliyor. Korsan Parti Hareketi'nden Şevket diye bir arkadaşım var. Şu anda bir tez yazıyor. Bitiremedi tezini. Onun tezinden birkaç bir şey yapacağım. Mesela eğer de üretim bir başka kişinin eylemlerin benzerinin yapılması aracılığı yapılıyor ise bu bir taklittir diyor aslında. Tam olarak bir üretim değildir. Dolayısıyla bizim anladığımız ve klasik iktisat teorisindeki üretim ancak icat yapılmasıyla gerçekleşir diyor. Burada Marx'ın aslında Kapital'in 3. cildine bir gönderme yapmış Şevket. İcatlar aracıyla iktisat bölümünde evrensel emek kavramının toplumsal bir birliktelikten geldiğini söylerken bir yandan da şöyle diyor. Evrensel emek tümüyle bilimsel çalışma, icat ve buluştur. İnternet de böyle bir şey. Tamamen evrensel emek üzerine kurulmuş ve kolektif emek üzerine inşa edilmiş bir yapı internet. İlk başta ARPANET olarak kurulmuş. İşte Amerika'da kendi ordusunda kullanmış. Sonra bunu açalım demişler. Üniversitelerde, ilk başta üniversitelerde kurmaya başlamış. Sonra World Wide Web dediğimiz WWW internet süreci tüm dünyaya yayılmış. Ve biz her şeyimizi artık, bütün işlemlerimizi oradan yapıyoruz. Bu yüzden internet tamamen bütün kodlarıyla, bütün protokolleriyle evrensel bir şey. Bunu nasıl yerleştirebiliriz bilmiyorum. Ama genelde yerli ve milli yazılım diye böyle ortalığa çıkan tiplere baktığımda, tabii tip demek de onları aşağılamak istemiyorum. Yani
milli yazılım yapacağız diyorlar. Çok haklı. Evet, kamusal olsun, ulusal olsun. Ben de istiyorum. Yani ama benim verilerim Rusya'daki, Amerika'daki sunucularda olmasın. Ama bir neden? Popülizm üzerinden. Ama bir popülizm var. Bu genel olarak son yıllarda yerli milli vurgusundan kaynaklı. Fakat internet evrensel bir şeydir ve internette biz ne yapıyorsak dünyadaki saygın bilişim emekçileri, yazılımcıları üzerinden yaparak geliyoruz. Ya da onların geliştirdiği platformlar üzerinden. Mesela Git diye bir platform var. Hı. Git, Linux'un kurucusu Linus Torvalds tarafından üretilmiş bir yazılım paylaşma platformu. Ve Git de özgür yazılımdır. Ve özgür yazılım projelerinin bütün dünyaya paylaşıldığı platformlardan bir tanesi. Buradan İnsanlar ürettiği yazılımları paylaşıyorlar. Kodları biz geliştiriyoruz, kullanıyoruz. Bu konuda ihtisas sahibi olan insanlar bu kodlar üzerine koyarak daha da insanlığa faydalı bir hale getiriyor. Hani yemeği daha güzel yapıyor, tereyağlı yapıyor diyelim. Ama bunun yerlisi millisi olur mu? Şimdi bakıyoruz, Yani diye bir şey çıktı. Bundan önce de Google'a benzettikleri bir şey vardı. Şimdi Yandex'in Google'ın sunucularını kullandıktan sonra hiçbir anlamı yok. Çünkü yani yine Amerika'ya da Rusya'nın serverlarına gidecek bu bilgiler. Ve bizim gündelik hayatta arama faaliyetlerimiz ve mailleşmelerimiz bir onların sunucularında saklanacak. Ben de diyorum ki özgür yazılım kullanın. Özgür yazılım sizin sunucularından geçen trafiği kaydetmez, izlemez, denetlemez. Bunun en güzel örneği DuckDuckGo mesela. DuckDuckGo diye bir arama motoru var. Sizi takip etmiyor. Bundan daha yerli ve milli olabilir mi esasen? Çünkü bilgilerinizi birilerine satmıyor. Bunun üzerinden de para kazanmıyor. Sadece size reklam veriyor. Ama reklam verirken de sizin verilerinizi takip ederek reklam vermiyor. Ben demin Star diye arama yaptım. Star bilmem ne diye bir film firmasının reklamını koymuş sadece. Ama siz eğer yıldız yazsaydınız, kendi Google aramalarınızı üretmen size en uygun. Mesela o anda ya telefonda konuştunuz ya çatım delindi ya dediğin zaman yıldız çatı tamiri diye reklam verecekti. Çünkü verilerinizi takip etmiş olacaktı. Takip ettiği için ona uygun bir şey verecekti. Yani yerli ve milli denen bir şey yok yazılımda. Ama yerli kaynaklarla ya da yerelleştirmeyle yazılımları bizim ülkemizin, toplumumuzun ihtiyacına yönelik geliştirebiliriz. Pardus projesi böyleydi ama sonrasında kötü bir süreç yaşandı. Devam etmedi. Bugün bakan demiş ki FETÖ Pardus projesini bitirdi, biz yeniden yapacağız demiş. Demek ki devletin bütün başarısız olan işleri bir şekilde birilerine yıkılıyor. Ama evet, milli yazılım kuracaksak çok netim. Hepimiz özgür yazılım kullanalım. Bundan daha sağlıklı ve toplumumuza faydalı başka bir şey yok. DuckDuckGo kullanalım arama motorlarında. Ne bileyim, yazışırken yine özgür yazılım kullanalım. Signal kullanalım. Telegram kullanalım. Yani ne bileyim, çeşitli alternatifler çok. Biraz internete baktığınızda Genio, GPS eğer ondan daha millisi yoktur, emin olun. Çünkü bir şekilde özgür yazılımları geliştirenlerin içerisinde bizim gibi yerel insanlar var. Türk'ü var, Kürt'ü var, Ermenisi var, İngiliz'i var, Arabı var. Bu özgür yazılımları bir milli olarak değil de herkes geliştiriyor. Ve hepimizin oluyor. Hikaye orada. Peki son olarak da geleceğim. Türkiye'de özgür yazılım üzerine çalışan Korsan Parti haricinde girişimler, oluşumlar ya da otonomlar var. Var. Özellikle buradan anmak lazım. Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği bu alanda yıllarca insanlara Linux ve Linux tabanlı sistemlerin kullanılması, öğretilmesi ve paylaşılması sürecinde çok etkili oldu. Özellikle bu özgür yazılım, özgür yazılım günleri, özgür web günleri gibi her sene etkinlikleri var. Takip etmelerini öneririm. Özellikle Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği'nin süreçlerini biraz izlerseniz topluma ve ülkeye çok büyük katkılarının olduğunu göreceksiniz. Ayrıca da ben İstanbul'dan tanışıyorum. Yeni de görüşmeye başladık. Bilişim ve iletişim çalışanları dayanışmağı var. BİÇTA. Onlar da her hafta etkinlik yapıyorlar. Mutlaka katılın. Özgür yazılım mantığıyla hareket ettikleri için sürekli mesela her hafta ücretsiz etkinlikler yapıyorlar. İşte tasarım programlarını öğretiyorlar, yazılım programlarını öğretiyorlar. Aslında çok da zor olmadığını onların etkinlikleri gidince görüyorsunuz. Yani kullandığınız şeyin denetleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Aslında çocuğunuzu büyütmek gibi bir şey. İşte yazılım da böyle bir şey. Bu noktada şöyle bir algı yok mu? Yani mesela Türkiye'de özellikle çok olduğunu düşünüyorum. Hani işte yazılım denince, özgür yazılım dendiği zaman ya ben yazılımcı değilim, ben zaten bilgisayar programcısı değilim deyip
Hani o konu kapanıyor aslında yani baktığımızda. Şu anda işte farkında değiliz. Bütün internet modemlerimize Linux tabanlı özgür yazılım işletim sistemleri var. Bütün internete özgür yazılımlarla giriyoruz. Ama sadece kendi bilgisayarımızda nedense bunları kullanmıyoruz. Evet. Mesela Firefox arayıcı kullanıyoruz. Firefox özgür bir yazılımdır. Yani kullanıyoruz aslında. Evet. Ama mesela Chrome kullanacağımıza Firefox kullanalım. Biraz daha mahremiyetine önem veriyorsak Tor kullanalım. Ya da işte telefonumuza Firefox Focus kullanalım. Daha da yani diplere inebiliriz özgürlük konusunda. Ama aslında gündelik hayatta bunları kullanıyoruz. Sadece biz genel olarak ne kullandığımızla ilgilenmediğimiz için yani Chrome kullanmayalım. Yani Chrome da açık kaynak kodlu Google işletim sistemidir. Fakat korkunç bir izleme dinleme yapıyor. Yani buna hazır değiliz aslında. Buna gerçekten ne yaptığını bilmiyoruz. Ama Firefox en azından bizim kullanıcı datamızı izlemiyor. Onu biliyoruz. Ve işte DuckDuckGo bizi izlemiyor. Proton mail kullanırsanız bizi izlemiyor. Bir de şifreli yolluyorsunuz maillerinizi. Hiçbir şirket izleyemiyor. Sadece kötü niyetli kamu odaklarından bahsetmiyorum. Alternatif var ve sürekli kullanıyoruz esasen. Sadece ne kullandığımızı bilmiyoruz. Bundan sonra daha da düşünelim. Ya hakikaten ben kişisel verilerime, saygınlığımı, onuruma sahip çıkacak mıyım dediğimizde bunu bir kafamıza soralım. Mesela ben şeyi çok vurguluyorum. Yani eve gittim perdeleri kapatıyoruz değil mi? Hani işte ben hep aynı örneği veriyorum. Misafir var evde. Tuvalet kilidini bile kapatıyoruz içeri girdiğimizde. Çünkü bir mahremiyet duygumuz var. Ama nasıl oluyordu? İşte bu telefonla birbirimize çıplak resimler yolluyoruz. Mesela bu çok yapılan bir şey günümüzde. İnsanlar ve bunun farkında değil. Zannediyorlar ki sildi mi gidecek. Silinmiyor. Dijitalde bir şeyin silinmesi çok zor ve bu verileri defalarca kullanıyorlar. Ha, en radikal örneği verdim. En basit örneği vereyim işte. Konuşurken bize reklam gelmesi bir anda konuştuğumuz şeyi algılayıp. Yani bu korkunç bir noktaya gidiyor. Buna hazır mıyız? Bunu istiyor muyuz? Bunları sorgulamamız lazım. O yüzden tüm bu süreçlerin karmaşasından kurtulmak için ben diyorum özgür yazılım kullanın. Bakın o yazılımı kullanırken GNU, GPL ya da özgür yazılım lisansı var mı? Kullandığınız şeyi bakın. Ya peyniri bile alırken ben şu peynircim var diyoruz. Benim peynircim var diyoruz. Benim kasabım var diyoruz. Yazılımı kullanırken de benim şu yazılımım var dememiz lazım. Bakmamız lazım. Bize saygı duyan insanların, sizin benim gibi insanların geliştirdiği yazılımları kullanmamız lazım. Mesele bu kadar basit. Yazılımcı olmaya gerek yok. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ne demek? Medyascope TV izleyenleri bugün Alternatif Ekonomi programında Korsan Parti ve Korsan Parti'den sonra yaratılan alternatifler ya da Korsan Parti'nin yarattığı alternatifleri konuştuk. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.